2020-2021 eğitim öğretim yılı 21 Eylül 2020 tarihinde yoğun tartışmalar eşliğinde başlamıştır. Okulların açılma tarihi çok önceden belli olmasına rağmen ne yüz yüze eğitim ne de uzaktan eğitim uygulamalarına tam anlamıyla hazırlık yapmayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaşanan sorunlara çözüm üretmekte yetersiz kaldığı görülmektedir. Yeni eğitim öğretim yılına öğrencilerin çok büyük çoğunluğu uzaktan eğitimle başlamıştır. Mart ayından bu yana geçen süre içinde uzaktan eğitimde yaşanan temel sorunlara çözüm üretilememiştir. Eğitim bilişim ağının teknik altyapısı güçlendirilmemiş, uzaktan eğitime erişimde yaşanan eşitsizliklere çözüm üretilememiştir. 22 Eylül 2020 sabahı saatlerinden itibaren EBA'ya giriş yapılamamış, okul yöneticileri, öğretmenleri farklı programları kullanmaya ve yönlendirmeye başlamışlardır. EBA'da yaşanan yoğunluk beklenmedik bir durum veya anlık bir sorun olmadığı gibi uzaktan eğitim başladığında EBA'ya giriş problemi yaşanacağı da bilinen bir gerçeklikti. Öğrenci sayıları ve ders programları dikkate alındığında EBA sisteminde belli bir yoğunluğun yaşanacağını öngörmek zor değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu duruma dair bir önlem almamasına rağmen özel okullarda uzaktan eğitim devam ediyor olması dikkat çekicidir. Milli Eğitim Bakanlığı açısından çocuk işçiliği, milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişiminin olmaması gibi konular temel sorun alanları olarak kabul edilmediği için gerekli adımlar da atılmamaktadır. Sevgili basın emekçileri, değerli dostlar, yeni eğitim öğretim yılı sadece eğitime ilişkin sorunlarla değil, aynı zamanda yeni hak gasplarıyla birlikte açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin ek dersleri ile ilkokul ve ortaokullarda yapılacak canlı derslerle ilgili yayınlanan resmi yazılar üzerinden öğretmenlerin ek derslerine göz dikildiği, bir anlamda 1 milyona yakın öğretmenin emeklerinden tasarruf yapılmak istendiği anlaşılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı geçmişte defalarca yaptığı gibi yine emeğimizi yok saymakta, yasal haklarımızı keyfi uygulamalarla sınırlandırmaya çalışmaktadır. Eğitimsen bu tür haksız ve hukuksuz girişimlere sessiz kalmayacak, emeğimizi ve haklarımızı korumak için bütün eğitim emekçileriyle birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kamu yöneticileri salgın koşullarında yürürlükte olan mevzuat çalışanların lehine yorumlamak ve emekçilerin iş ve yaşam koşullarını geliştirmek durumundadırlar. Salgın koşullarında sosyal devletin görevi çalışanların haklarını gasp etmek değil, onları desteklemektir. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin ek derslerinde kesinti yapmak için adeta kılı kırk yarmış ve kendince öğretmenlere ödenmesi gereken ek derslerden tasarruf etmeye çalışmıştır. Gerçekten tasarruf edilmek isteniyorsa eğitim emekçilerin alın terinden, emeğinden ve haklarından değil, yersiz yapılan ihalelerden vazgeçilmelidir. Patronlara ve özel okullara verilen teşviklere son verilmelidir. Sevgili basın emekçileri, ülkenin kaynakları garanti ödemeleri üzerinden kullanmadığımız köprüler, geçmediğimiz otoyollar, hasta olup yatmadığımız hastaneler, şehir hastanelerinin üzerinden müteahhitlere, büyük patronlara aktarılırken yıllardır büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerin emeklerinden tasarruf yapılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Telafi döneminde yapılan tüm derslere karşılık olarak ek ders ücreti ödenmesi yapılmalıdır. Uzaktan eğitimde ders hazırlık ve planlama ücreti artırımlı olarak ödenmelidir öğretmenlere.
Yine öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde harcadığı emek ve çaba dikkate alınarak ödenen ek ders ücretlerinde artırıma gidilmesi gerekirken kesinti yapılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz. Bu konuda hukuksal yollara başvurduğumuzu ve her tür demokratik hakkımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz. Sevgili dostlar, sevgili basın emekçileri, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan acil taleplerimizi bildiriyoruz. 1. Milli Eğitim Bakanlığı acilen bütün tedbirleri alarak yüz yüze eğitime geçmelidir. 2. Uzaktan eğitimle ilgili olarak yaşanan erişim sorunlarına acilen çözüm üretilmeli, öğrenci ve öğretmenlerin teknik donanım eksikleri derhal giderilmelidir. 3. Öğretmenler EBA dışında uzaktan eğitim için kullanılan canlı platformlara girmeye zorlanmamalıdır. Söz konusu canlı iletişim platformları ile bakanlık, il, ilçe, milli eğitim müdürlükleri anlaşma imzalamalı. Öğretmenler ve öğrenciler ancak söz konusu anlaşmadan sonra bu platformları kullanmalıdırlar. 4. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü yazıları en kısa sürede geri çekilmeli. Uzaktan eğitimde öğretmenlerin canlı derse hazırlık için çok daha fazla emek ve zaman harcadığı düşünüldüğünde derse hazırlık ücretleri artırımlı olarak ödenmelidir. 5. Rehber öğretmenler kendi görevlerinin gerektirdiği iş ve işlemleri uzaktan da yapabildiklerinden ek ders için okula gelmek zorunda bırakılmamalıdırlar. 6. Uzaktan eğitimde bütün öğretmenlerin maaş karşılığı girmek zorunlu oldukları ders sayısı düşürülmeli ve eşitlenmelidir. 7. Öğretmenlerin mesai saatleri dışında ve hafta tatillerinde ders yapmaya zorlayan her türlü uygulamaya son verilmelidir. Sevgili dostlar, sevgili basın emekçileri, eğitimsel olarak yaptığımız ve yapacağımız girişimler üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın hukuksuz uygulaması ile ilgili işlemlerin iptali edilerek öğretmenlerin yaşadığı hak gaplarının önüne geçecek adımları atacağız. Sorunun en kısa sürede çözümlenmemesi durumunda haklarımızı demokratik, yasal ve meşru yollarla korumaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Sevgili dostlar, eğitim sen ve veli der olarak bundan sonra demokratik, layık, bilimsel eğitim mücadelemize devam edeceğiz. Yine emek ve demokrasi güçleriyle beraber ülkemizde eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın mücadelesine bütün gücümüzle devam edeceğiz. Yaşasın eğitim sen, yaşasın veli der, yaşasın dayanışma. Hepinize teşekkür ediyorum.